Meme ameliyatları üçe ayrılır aslında. Hiç meme yoksa meme rekonstrüksiyondur. Yani bunlarda yapılacak olan yeniden meme oluşturmaktır. Özellikle kanser sonrası ya da çocukken geçirdiği travmaya bağlı olarak bir tarafta memesi hiç olmayabilir ya da çok küçüktür. İkincisi memenin küçük oluşu. Bunlar genellikle işte silikon sürgenlerle bunları kamufle etmeye çalışırlar. Üçüncüsü memelerin büyük oluşu. Yani yokluğu da bir dert, varlığı iki dert. Büyük olan da sırt ağrısı, omuz ağrısı, altlarında pişik ve koku yaparlar. Bir üçüncüsü ise memeleri normal ama sarkmıştır. Bir dördüncüsü de hem memeler küçüktür hem de sarkma vardır. Bunları ne yapacağız? Birincisi ameliyatsız meme büyütme. Bunlarda jel kullanıyoruz. Aquafilling denen bir jel var. Bu jel yaklaşık olarak 8-10 yıl kadar gidiyor. Meme ile kas arasına, memenin hemen arkasına yerleştiriliyor. Yaklaşık olarak 1 saatlik bir işlemdir. 1 saatin sonunda işte istediğiniz ebatta memeyi oluşturmanız mümkündür. Biraz pahalıdır şey olarak. Onun dışında bir sorunu yok. Yani işte evlenecek, çoluk çocuğa karışacak bir hanım için işte birer kutu konup belli bir memesi varsa bu memesini büyütmek mümkündür. İkincisi protezlerle meme büyütme ameliyatı. Yani bununla yapamıyorsak meme protezi var bugün elimizde, silikondan yapılmış. Kanser yapmadığını kesin olarak biliyoruz. Ayrıca kesilse patlasa ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü adezyon kuvvetleri son derece iyi 4. kuşak meme protezlerinin. İşte bir meme protezi taktığınız zaman kişiyi 15-20 yıl bazen ömür boyu o protezde yaşatmanız mümkündür. Ameliyat masasında nihai şeklini gösteren plastik cerrahin tek ameliyatıdır. Protezi koyduğunuz anda meme büyür ve büyüdüğünü siz görürsünüz. Hasta da ameliyattan çıktığında aradaki farkı görür. 3 yolla yerleştirilir. Koltuk altı, meme başı ve memenin alt kısmından. Genç kızlarda özellikle memenin altından yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü meme dokusuna dokunmak istemiyoruz. Koltuk altının iyileşmesi biraz uzun sürer. Meme başında ise eğer çocuk doğurmamışsa süt vermede sorun yaratabilir. Bu nedenle alttan koymayı her zaman tercih ediyoruz. Kimlere koyuyoruz? Hiç doğum yapmamışa, evlenmemişe konabilir. Süt vermeye engel değildir. Rahatlıkla süt verebilir. Dışarıdan belli olur mu? Belli olmaz. Aşağı yukarı sıkmayla vesaireyle patlamaz. Ancak bıçak sokmanız lazım ya da şiş sokmanız lazım ki patlasın. Onun dışında bir patlama olayı olmaz. Yaklaşık olarak 2 saatlik bir ameliyattır. Ameliyattan sonra işte bir gün kadar içeride bir diren bırakıyoruz. İçeride biriken kan ve diğer toksik maddeler atsın, iyileşmeyi hızlandırsın diye. Onun dışında ertesi gün işine, hasta 2 gün sonra işine gidebilir. Protezler kas altına konulabilir, meme arkasına konulabilir, kasları altına konulabilir. Kas altı biraz ağrılıdır, yaklaşık olarak bir 5-6 gün ağrısı olabilir ama meme arkasına konulan ya da kasları arkasına konulanlarda pek ağrı yoktur. Bundan başka kendi yağından alıp memesini büyütme şansımız vardır. Bu da kas içerisine, ya memenin arkasına, bir de deri altına verilerek yapılabilir. 3-4 seans vermek gerekir. Kendi dokusuyla memesini büyütmüş olur. Üçüncü yol, meme dikleştirme ameliyatını kimlere yapıyoruz? Meme dikleştirme ameliyatı, memesi normal kıvamda olup sarkık olanlara ya da sarkık küçük olanlara yapıyoruz. Memeyi çeşitli tekniklerle sarkan kesimi yukarıya asarak memeye yeni şekil vererek yeniden memeyi şekillendirip dik bir hale getiriyoruz. Meme ameliyatlarında herhangi bir iskelet olmadığı için 5 yıllık ya da 10 yıllık bir dayanıklılıktan söz edemiyoruz. Ancak 5 yıllık toparlamalarda ya da meme dikleştirme ameliyatlarında 5 yılı garanti ediyoruz ama daha yukarısına bir şey yapamıyoruz. Protez ameliyatları ömür boyu ya da 20 yıl sürerken dikleştirme ameliyatlarında şekli koruma 5 yıldan fazla olmaz. Yüzü koyun yatan hastalarda bu daha çabuk bozulur. Dikleştirme yalnız başına kendi meme dokusuyla yapılabildiği gibi meme dokusu altına protez yerleştirilerek de yapılabilir. Yani hem dikleştirme hem protez ikisi beraber yapılmış olur. Bir üçüncüsü, çok büyük olanlarda ne yapıyoruz? Bunlarda da memeyi küçültüyoruz.
Eskiden işte genç kızlarda memeyi küçülttürmeyin, çocuk doğurduğu zaman emzirme olmaz diyorlardı. Şimdi süt fonksiyonunu ve duyu fonksiyonunu koruyarak memeyi küçültmemiz mümkündür. İstediğimiz ebatta küçültebiliriz. Duyuda bir miktar azalma olabilir. Mutlaka meme küçültme ameliyatlarında iz kalır ama o kadar büyük bir meme ile işte altında pişik olan, sırt ağrısı yapan, omuzlarda çöküntü yapan bir meme yerine daha küçültülmüş bir meme ile hayatını sürdürmesi mümkündür. Yani bugün için ergenlik çağını aşmış 18 yaşından sonraki her genç kıza ya da genç kadına meme küçültme ve meme büyütme ameliyatları yapılabilir. Şimdi emziren bir kadın meme büyütme ya da meme küçültme ameliyatı isterse ne zaman yapılabilir bunlara? Çocuğu memeden kestikten 6 ay sonra büyütme ya da küçültme ameliyatı yapılabilir. Herhangi bir sorunla karşılaşmaz. Daha erken olursa ne olur? Ebatta problem olabilir. Çünkü süt veren bir memede hormonların etkisi nedeniyle bir büyüklük vardır. Bu büyüklük kaybolacaktır. Protez koyarsanız küçük gelir hastaya ya da küçültme yaparsanız fazla küçültmüş olursunuz. Bu nedenle 6 aylık o süreyi bekleyip ondan sonra ameliyat yapmakta yarar vardır.